Arkadaşlar Biremen'e indim şu an. Şöyle size Alpbahnhof'u da göstereyim. Bir kruvasan aldım. Şimdi onu atıştırıp hemen şehir merkezine doğru gideceğim. Kruvasanı çok tatlı, çok güzel. Şimdi bana afiyet, bay. Şimdi çıkmak istediğim taraftan çıktım. Buradan şehir merkezine doğru gideceğim ama toplu taşıma kullanmadan yürüyerek gideyim diyorum. Bakalım. Yani şehri yürüyerek keşfetmek zaten en güzeli. O yüzden yürüyerek keşfedeceğiz. Yalnız Alpbahnhof biraz çok güzelmiş. Size de şöyle göstereyim. Bayağı tatlı. Beğendim ben. Güzel. Beğenildi. Beğenildi. Yani burada böyle genelde tren garlarının etrafında gördüğüm kadarıyla aşırı dönerci kebapçı var. Yani zaten Almanya'da çok var ama tren garının etrafında daha çok görüyorum. Mustar'da bu şekilde. Burada bu şekilde. O yüzden bir tren garı varsa etrafında mutlaka bir döner kebap bulabilirsiniz. Ben henüz geldiğimden beri yemedim bu arada. Bir de şu Euro shoplar. Hep böyle tren garının içinde falan. Yani şu anki izlenimlerime göre Mustar candır, gerisi heyecandır. Yani bilmiyorum. Daha çok bir şey görmedim ama şu an bana böyle çok şey geldi. Mustar'dan sonra cıks geldi yani. Neyse şimdi tarihi yerlere en azından biraz yaklaşıyoruz. Bir şeyler göreceğiz buralarda diye umut ediyorum. Şimdi burada çiçek pazarı var. Bayağı da çiçekçi var. Çok fazla var yani. Şunlar herhalde lale. Lale tohumları falan. Bilmiyorum. Ama şurada da bir pazarımsı bir şey var. Gelin oradan gidelim. Ezilir miyiz? Sanmam. Ezilebiliriz tabii. Hollandalılar niye her yerde ya? Toplanıyorlar mı? Kuruluyorlar mı? Anlamadım şu an. Noktaları belli değil. Hava genel olarak böyle ya. O yüzden ben yani fotoğraf çekilecek hava değil mesela. Güneş yoksa fotoğraf güzel çıkmaz arkadaşlar. Çıkmayacak yani. O yüzden maalesef ki maalesef ve yine maalesef diyorum. Maskemi çıkarmadan geziyorum şu an. Arkadaşlar Bremen mızıkacıları heykelinin yanına geldik şu an. Belediye binasının önünde. Bu heykelde eğer eşeğin ayaklarına dokunursanız şayet şöyle buralara dokunursanız eğer şans getirdiğine inanılıyor ve dilek tutarsanız dileğiniz kabul oluyormuş. O şekilde söylüyorlar. Öyle. Buyurun size bir Bremen mızıkacıları heykeli. Tabii ben dilekledim, dilemedim. Çünkü böyle şeylere yani çok ta mantıklı gelmiyor ama yine de dilenebilir. Yani inanıyorsanız böyle şeylere yapılabilir. Neden olmasın? Şurası eski belediye binası diye geçiyor olabilir şu an mesela. Evet, mızıkacıların olduğu yerden şu an böyle meydana doğru, daha doğrusu en ünlü simgelerinden birine doğru yürüyorum.
Böyle turist kafileri falan var burada. Kafileleri. Konuşamadım. Şöyle. Burada bir abimiz çok güzel bir şey çalıyor. Gidelim onu dinlemeye. Sesim geliyor mu size bilmiyorum ama umarım geliyordur. Yoksa boşuna konuşuyor olacağım şu an çünkü. Yani güzel bir meydan. Çok hoşuma gitti şu an. Şöyle tarihi falan. Wow. Biraz önce söylemiştim ya, Bremen şöyle, Bremen böyle falan girerken böyle, yani Hauptbahnhof'un o taraftan bakınca gerçekten hiçbir şehri beğenmeyebiliyorsunuz. Haliyle etrafı çok normal olmuyor. Ama şu an bu meydana bayıldım. Gerçekten çok çok güzel. Çok tarihi. Gerçekten en tarihi şehirlerinden biri zaten Almanya'nın. Tarih kokan şehirlerinden biri. Böyle şu binaya bir bakın. Eski belediye binası diye sanıyorum. Bu öyle. Yani üzerindeki işlemeler vesaire. Korkunç güzel. Bayağı iyi. Lautsprecher drin. Sie können was reintun. Ah, hier. Die Bremer Stadtmusikanten. Ja, dann lacht auch. Ich hab gedacht, vielleicht deine Katze und deine. Da stehen die Bremer Stadtmusikanten, ne? Ja, ja. Die Esel, der Hund, die Katze, der Hahn. Arkadaşlar az önce ön tarafından çektiğim Bremen Belediye Binası'nın yan kapısı. Yani şunun görkemine bakın. Bayağı güzel. Bayağı tatlı. Şöyle de bilgisini şöyle size göstereyim. Durdurup buradan okuyabilirsiniz. Az önce çektiğim görüntüler de oraya para atıyorsunuz ve işte Bremen mızıkacıları'daki işte o simgesel hayvanların seslerini dinleyebiliyorsunuz. 3-5 tane orada Alman teyzelerimiz, ablalarımız vardı. Ve bunda bayağı eğleniyorlar falan yani hani. Çok keyif alıyorlardı. Bayağı ben de onlarla birlikte orada eğlenmiş, dinlemiş oldum. Ama burası Petri. Londra'ya geçiyor zaten. En ünlü, en devasa kiliselerinden biri diye görmüştüm ve şu meydanı gerçekten çok hoş, çok güzel. Yani sadece burası için bile gelmeye değermiş. Yine şu gördüğümüz işte belediye binası. Bremen Belediye Binası olarak geçiyor. Burada da hemen yanında Petri Dom Bremen var. Şöyle devasa, kocaman.
bir yapı. Petridom'la alakalı birkaç bilgi ekleyeyim. Petridom Kilisesi, yani tek fotoğrafa zaten sızdırmak çok çok zor. Bayağı heybetli. İkinci Dünya Savaşı sırasında hava saldırılarında aslında kısmen yıkılmış. Fakat 320 metrelik ikiz kuleleri, yani şu gördüğünüz biri şu, biri de şurada 320 metrelermiş. Bremen'in en önemli sembollerinden kendileri silüet olarak. Onun dışında da şöyle yine başka neler var, notlarıma bakıyorum. Mesela her yıl az önce gösterdiğim Bremen mızıkacıları heykelini her yıl 40 milyon kişi ziyaret ediyormuş. 40 milyon. Düşünün yani. Ayrıca bu Rönesans tarzında ki bina, belediye binası. Yok, pardon, yanlış oldu. Ha, 600 yıllıkmış bu belediye binası. Ayrıca şurada Roland heykeli vardı meydanda. Az önce çekmiştim yine. O Roland heykeli de 1404'te dikilmiş. Ya düşünün, 1404'ten bahsediyoruz. Öyle. Şimdi eğer girebiliyorsam Petridom'a girmeye çalışacağım. Bakalım. Bakalım girebilecek miyiz? İçeride sizlerle paylaşırım. Bir meydana geldim ama neresi burası hiç bilmiyorum. Yani solo traveler olmanın en kötü yanı, şu an Bremen'de geziyorum ama Bremen'de bir fotoğrafım olmayacak. İnsanlardan rica edebilirim, bunu da ben istemiyorum. O yüzden fotoğrafsız bir şekilde gezmeye devam ediyorum. Günlerden cuma, saat şu an 3 civarları falan. 20 kaç Ekim şu an ya? 24 Ekim olması lazım bugün. Emin değilim. 24 Ekim 2021. Ay, Ekim ne ya? Ekim nereden çıktı? 24 Eylül 2021'deyiz şu an. Aynen. Tarihi de söyleyeyim ki sonradan izleyince duymuş olalım, aşina olalım tarihe. Gibi. Hala. Arkadaşlar, şu şehrin şöyle bir silüeti var burada, meydanda. Bakın, Petridom'u görüyorsunuz. Burada da heybetli. Şurası Marktplatz, meydan. Az önceki çektiğimiz meydan. Şurası belediye binası. Roland heykeli. Gibi. Burada böyle bir heykel yapmışlar. Burada da Werder Bremen atkısı var. Burada böyle hediyelik eşyalar falan var. Bremen mızıkacıları görüyorsunuz burada. Stadt Musikanten. Böyle okunuyor herhalde. Burada da bir köpecik var. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hello. Şöyle uzaktan da çekeyim Petridom'u. Burada da sahtesi var gördüğünüz üzere. Ve şey yapmışlar. Siz söyleyin. Ağızlarına maske takmışlar hayvanların. Evet, solo travel olmanın en kötü yanlarından az önce bahsetmiştim. Asla ama asla fotoğrafınız olmuyor arkadaşlar. Yani turistlere çektirebilirim ki ben de bir turistim aslında ama söyleyin. Yani istemiyorum, rahatsız etmek istemiyorum insanları. O yüzden de fotoğrafınız olmuyor, böyle kendi kendinize böyle çekebiliyorsunuz. Sadece kameraya çekin. Bremen beklediğimden güzel, tatlı. Meydanı çok çok beğendim. Gerçekten
ilk girdiğimdeki izlenimlerimden eser yok şu an yani. Hoşuma gitti. Mutlaka yine gelir miyim bilmiyorum. Vaktim olmaz ama gelmek isterim. Öyle. Devam edelim. Kamp için alınabilecek güzellikte, özellikte. Arkadaşlar böyle kamerada çekim yaparken hem telefon hem fotoğraf hem çok zor oluyor ya ikisini birden yapmak. Yani şöyle sizin için bakın elimde görüyorsunuz kamerada. İkisini birden çekmeye çalışıyorum ama böyle mağaza ama müze gibi de mağaza yani. Bilemedim. Mağaza mı, müze mi? Ha, üst kat müzeymiş. Onu anladık şu an. Çok garip yerlere gidiyor gerçekten. Baksanıza. Oo, çok tatlı. Böyle küçük küçük atölyeler falan var. Anladığım kadarıyla. Ama içeride böyle garip mavi ışık falan var. Aa, şifreli falan giriliyor. Şu an çok gizemli. Gizemli oldu benim için şu an burası. Neyse ben çok gizeme yer vermeden olayları ortalığı karıştırmadan burada tek başıma uzaklaşayım. Karşıda da böyle mağazalar falan var. Bu sokak sanırım böyle alışveriş vesaire yapılan bir sokak. Keşke biraz daha bir de çok tatlı bir yer var. Ama euro 10 küsur arkadaşlar. Herkes bir şey çekiyor. Hemen gidip çekmeliyim. Herkes neyi çekiyor? Evet, çıktım şimdi o az önceki gizemli caddeden. Nehir tarafına gitmeye çalışıyorum. Başarabiliyorum galiba, aynen. Şu an nehir tarafına doğru gidiyoruz. Böyle bir alt geçitten geçmek gerekiyor. Ondan sonra da tekrar merkeze döner bir kahve içerim. Tek başımayım. Paşa gönlüm ne isterse onu yaparım sonuçta. Değil mi? Bu yüzden biz solo traveler'ız zaten. Boşuna solo traveler olmadık yani. Nasıl sallıyorum, nasıl boş yapıyorum belli değil. Çünkü tek başımayım ve konuşmam lazım. Ben konuşmadan duramam. Bakın burada bir vapur var. Şimdi bunun boğaz olmasını çok şey yapardım ama tabii ki evin önünde değiliz arkadaşlar. Evin önünde olmadığımız için de bunun Kadıköy vapuru olma ihtimali yok. Aa, burada da güzel bir şey var bakın.
başkenti olarak geçiyormuş. Ben de gelmeden önce biraz trende baktım. O yüzden hemen de kahve içmek, kahve yapmak, kahveyle ilgili her şey böyle aşkla falan yapılıyormuş. Diyerek ben de bir kahve içmeye geldim. Bana afiyet. Arkadaşlar bir hemen de şöyle çok tatlı. Evlerin olduğu bir sokak varmış. İsmini söylemeyeyim, alt aşağıya yazarım videoda. Şöyle ben şimdi evet burada. Şöyle. Navigasyona bunu yazmanız yeterli olacak bu mahalleye girebilmek için. Hemen böyle trene gitmeden bir göreyim istedim burayı da. Çok tatlı gözüküyor gerçekten evler vesaire. Siz de gelirseniz eğer Bremen'e mutlaka buraları da gezmeden dönmeyin. Çok tatlı. Çok tatlı evler var. Burayı tam böyle kalkıp gidecekken aslında gördüm. İyi ki görmüşüm. Son dakikada olsa biraz en azından siz de görmüş olduğunuzu öyle düşünüyorum. Çok tatlı. Sol taraf. Şöyle biraz meydan. Herkes burada deli gibi dondurma yiyor yani genel olarak. Kuzeyde herkes. Geçen Osnabrück'te de herkes diyordu. Bir dondurma şeyi var yani. Ben şu an montla gezerken insanların dondurma aşkını anlayamıyorum. Ama sanırım zaten onlar için şu an sıcak bir hava diye düşünüyorum. Onlara hiç ama hiç bence soğuk değil şu an. Buradan da ayrı güzel gözüküyor. Şöyle de göstereyim size. Böyle minik tatlı evleri görmek için gelebilirsiniz buraya da. Hemen Vesa Nehri'nin zaten yan tarafı çok çok yakın. Merkeze çok yakın bu arada. Yani Dom'dan 5 dakika bile sürmüyor yürümeniz. O yüzden burayı da listenize mutlaka eklersiniz Bremen'e gelirse. Çekeceğim ki çok tatlı gözüküyor burası, bakın. Şöyle. Kamerayı kapatmadan devam edeyim. Siz de bu sırada görmüş olursunuz. Çok şirinler. Yani karşılıklı böyle dar bir sokak olması çok tatlı. Balatımsı gibi. Ama tabii Balat'ta bu kadar böyle dar ve şey değiller. Evler tek düze, tek tip olmadıkları için. Yine de biz neden bir Balat'tan bir şey yaratamıyoruz? Ne denir? Yani yavaş yavaş yaratıyoruz ama çok da güzel bir şekilde mi yaratıyoruz bilmiyorum Balat'tan turistik bir ortam. Çok emin değilim. O yüzden güzel. En azından turizme kazandırmak için bence başarılı. Bakın şöyle de geriyi çekeyim. Ya böyle yavaş yavaş şey ne denir? Kameranın önüne bazen telefon geliyor falan. Anlıyorsunuzdur zaten. Acelimi ve şeyimi. Çok tatlı gerçekten.
Birazdan neler görüyorsunuz bilmiyorum. Umarım çok sallayarak çekmiyorumdur. Umarım bir şeyler anlaşılıyordur diyerek şimdi kamerayı kapatıp tren garına hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışacağım. Görüşürüz orada. Bremen'den, pusulası dünyadan size sevgiler. Bremen'e gelin. Çıkın çıkın gelin. Hatta ben şu an beklentimin üzerinde Bremen. Beklediğim Bremen'den çok daha farklı bir Bremen var. O yüzden mutluyum. İyi ki gelmişim diyorum. Siz de gelin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.